Herkese selam. Nasılsınız arkadaşlar? Sizi bir bölük askerle karşıladım. Kim bu askerler? Benim en sevdiğim belki de ikinci ya da üçüncü film olan Robo War filminin figürlerini yaptım arkadaşlar. Kendimce çapmayı marka oyuncaklardan bir ekip oluşturdum. Benim şanssızlığım şu. Böyle herkesin çok sevdiği film karakterlerini, çizgi film karakterlerini, çizgi roman karakterlerini ben çok sevmiyorum. Yani örneğin tamam Batman'i çok seviyorum, Punisher'ı çok seviyorum ama onun dışında işte en sevdiğim konuşabilirsem bile Dolphin falan. En sevdiğim onun dışında Türk aktör Cüneyt Arkın. En sevdiğim çizgi roman kahramanı Ken Parker, çizgi film kahramanı He-Man gibi. Ve benim sevdiğim karakterlerin maalesef filmi, oyuncağı çok yapılmıyor. Hatta hemen hemen hiç yapılmıyor. Bu Robo War filmini de ben 1989 yılında Robocop filmi vizyona girmeden önce bir video kasetçi amca, tabi o zaman bana göre amca, tavsiye etmişti. Babamla film kiralamaya gitmiştik. Bak bu filmi izle dedi. Sonra Robocop'u izledi. Sonra ben bu Robo War filmini izleyip çok beğenmiştim. Yıllar sonra işte 40'lı yaşlarımda tekrardan bu filmin hem orijinaline sahip oldum hem izleme şansı buldum. Yani B film. 1980'li yılların B filmi. Oradaki karakterlerin de elimden geldiğince figürlerini yapmaya çalıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben beğendim. Özellikle Red Brown'u biraz benzetmeye çalıştım. Buradaki abimizi falan. Siz bulabilirseniz Robo War filmini izleyin. Tabii bu ekibi yapıp da Robo War karakterini yapmamak olmazdı. Gördüğünüz gibi Robo War yani filmin baş karakterinin de oyuncağını yaptım. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz benim yarattığım karakter Tanto'nun oyuncağını da yaptım. Bunu ben yaptım. Denemez tabii. Hakan Park kardeşim bu figürü bu hale getirdi. Bana gönderdi. Ben de ona bir Thor kellesi taktım ve bir Tanto figürüne sahip oldum. Günün birinde umuyorum ki seri oyuncaklarını yapmak bana kısmet olur diyelim. Ve işte bir de bu figürü yaptım arkadaşlar. Bir Star Wars figürünü aldım, boyadım ve Cüneyt Arkın insan avcısı figürü haline getirdim arkadaşlar. Tüfeği, tabancası, giyimiyle bir insan avcısı figürü haline getirdim. Umuyorum ki ülkemizde günün birinde Cüneyt Arkın'ın kıymeti anlaşılır. Onun yaptığı filmleri de oyuncakları. İşte yaptığı filmlerin Blu-ray'leri, DVD'leri seriler halinde basılır. Biz de ülke olarak yaptığımız işlerin, çıkardığımız değerlerin kıymetini biliriz. Çünkü Cüneyt Arkın bence Türk sinema tarihini geçin, dünya sinema tarihinin en önemli oyuncularından biri. Ama biz bu ülkenin 80'lerin çocukları, 90'ların çocukları, 2000'lerin, 2010'ların ve şimdi doğan çocuklar olarak maalesef Cüneyt Arkın oyuncağıyla oynayamadık. Bu bence bir eksiklik. Yani biz Cüneyt Arkın'ın işte Kara Murat'ıyla, Malkoçoğlu, Battal Gazi, onun dışında Karaoğlan, Tarkan'ın oyuncaklarıyla oynamalıydık arkadaşlar. Değerlerimize sahip çıkmalıydık diyorum. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir türlü bin olamadık. Kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar.